Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hafta sonu ve hepimiz evlerdeyiz. Ben de evdeyken ne yapabilirim diye düşündüm. Ve size drone'la olan bir hikayemi anlatmaya karar verdim. Bugünün konusu Mavic Pro 2 arkadaşlar. Bu alet yağmurda uçar mı? Kafayı yedi ya. Tutayım mı? Tutayım işte, kapat. Geçtiğimiz yaz 2 ay boyunca Avrupa'da belgesel çekimindeydik. Bütün Avrupa'yı Türkiye'den çıkıp arabayla geçtik ve Türkiye'ye geri döndük arkadaşlar. Her gün bir yer çekecek şekilde programladık. Çünkü 45 tane mekana gitmemiz gerekiyordu. Vize sürelerimiz kısıtlı olduğu için ve bütün Avrupa'yı arabayla geçmemiz gerektiği için genel olarak her yeri çekmeye bir gün ayırabildik. Tabii ki Çernobil bunların arasında istisnalardan bir tanesiydi. Çünkü Çernobil çok büyük ve önemli bir yer olduğu için orayı çekmeye 3 gün ayırdık arkadaşlar. Tabii ki buralarda başımıza bir sürü şey geldi. Bu hikayeleri detaylı olarak ilerleyen bölümlerde size anlatacağım. Ama bugünün konusu olan Mavic Pro 2. Şimdi bu drone arkadaşlar yağmurda uçar mı? Su geçirmezlik özelliği olduğu yazıyor ama tabii ki insan 10 bin liralık bir aleti düşme şansı olan bir ortamda çok fazla uçurmak istemiyor. Açıkçası yüzüfluyorsun yani uçururken. Düşecek mi, bir şey olacak mı? Ya sonuçta sizden uzakta düşse bir şekilde nereden bulacağım? Yani bir sürü soru geliyor aklınıza. Ama görüntüleri almak için bu drone'la gerçekten çok riskli havalarda kalktık arkadaşlar. Ve bununla alakalı tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Aranızda drone uçuran arkadaşlar olabilir. Başınıza böyle şeyler gelebilir. Terk edilmiş bir tren istasyonu çekiyorduk. Bir günde iki mekan almamız gerekiyordu. Yağmur yağma şansı vardı açıkçası. Onu görüyorduk. Ama bu riski aldık ve drone'u kaldırdık. Belli bir süre yağmursuz çekim yapabildik. Yine de işimize yarayacak görselleri aldık. Sonlarına doğru yağmur bastı bir anda. Gök falan gibi inanılmaz ya. Evet, bu drone suya dayanıklıymış. Bunu gördük. Ve sonrasında indiğimiz zaman kuruladım her yerini. Elimden geldiği kadar kuru bir şekilde çantaya koymaya çalıştım. Sonrasında herhangi bir problem yaşamadık bununla alakalı. Ama bonus olarak size başka bir hikaye daha anlatayım. Problem yaşadığım bir hikaye bu. İtalya'da Alp Dağları'nın tepesinde terk edilmiş bir NATO üssü vardı arkadaşlar ve onu çekmeye gittik. Ve dağın yüksekliği çok fazla olduğu için hava şartları doğal olarak çok kötüydü. Gündüz vakti gece gibiydi arkadaşlar. Yani bütün bulutlar dağa inmiş durumdaydı. Sis değil, bütün bulutlar dağa inmiş durumdaydı. Yani bulutların arasında kalmıştı dağ ve biz de tabii ki yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorduk. Epik bir görüntü vardı arkadaşlar ve bu anı kaçırmak istemedim açıkçası ve drone'u kaldırma riskini aldım. Ama gerçekten göz gözü görme yani normalde aslında yapılmayacak bir şey. Çarpma olasılığı gerçekten çok yüksek. Drone sapıttı arkadaşlar. Drone gerçekten sapıttı. Sensörler çalışmamaya başladı. Drone nerede olduğunu algılamamaya başladı. İndirmeye çalışıyorum, inmiyor. Sensör otomatik olarak bir şeyi algılıyor, durduruyor. Zor şartlar altında birkaç denemeyle bir şekilde indirdim. Yani çok yüksekte de değildim yani. Taş çatlasın 6 metre, 7 metre. Belki en fazla 8 metre yükseklikteydik yani. Ama çok drone sapıttı. Ve bir şekilde indirdim arkadaşlar ama sonrasında bir sorun çıktı. Bu arada sensörler dediğim size göstereyim. Tabii ki bu drone'u açarken şimdi öncelikle bunu açarsanız bunu açamıyorsunuz. Bu yana doğru açılıyor, bu böyle açılıyor. O yüzden yeni alan arkadaşlar ilk başta bunları açıyorsunuz. Sonra alttakini açıyorsunuz. İlk yukarıdaki,
son alttaki. Benim yaptığım hatayı yapmayın. İlk yukarıdaki, son alttaki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sensörler var. Bu sensörler mesafeyi otomatik olarak algılıyor ve drone'un bir yerlere çarpmasını engelliyor. Normalde çalışma mantığı bu. Bu alttaki sensör ise iniş yaparken yeri algılıyor ve otomatik drone hızını düşürüp yavaş, stabil bir iniş sağlıyor. Sisti bu özelliğini kaybettim. Artık otomatik iniş yapmıyor. Manuel olarak ayarlayarak indirmek zorunda kalıyorum. Şu an alt sensör olmadan uçuyorum. Tabii ki sadece alt sensör mü bozuldu emin değilim. Çünkü hiç sağa sola, geriye öne bir yere yaklaşmadım o günden sonra. O yüzden bu önlerde olan ve yanlarda olan ve arkalarda olan sensörlerin de çalışıp çalışmadığından çok emin değilim. Yani önüme bina çıkınca görmeme şansı yüksek arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğu kadar tedbirli uçmaya çalışıyorum. Çok sisli veya bulutlu bir havada kalkmayın arkadaşlar. Drone gerçekten sapıtıyor. Görüntü olarak çok güzel bir görüntü vardı. Açıkçası kaçırmak istemedim. Ama bu bize tabii bir alt sensöre mal oldu veya bilmiyorum tüm sensör sistemine mal olmuş olabilir. Mavic Pro 2 ile alakalı arkadaşlar daha detaylı bir şeyler yapacağım ilerleyen günlerde. Arkadaşlar ben size kullanmadığım hiçbir ekipman hakkında yorum yapmayı düşünmüyorum. Gerçekten kendim kullanmaktan keyif aldığım şeylerle alakalı sizi bilgilendireceğim. Yani kullanıcı deneyimimi aktarmak istiyorum size. Mavic Pro 2 ile D-Log modunda çekim yapıyorum arkadaşlar. Bu modu kullanmamın sebebi sonra kurguda özgür olabilmek, istediğim gibi renk yapabilmek videoya. Sonuçta drone görüntülerini normal yerde çektiğiniz kameralarla birlikte kullanıyorsunuz ve renklerini birbirine mümkün olduğu kadar yaklaştırmanız gerekiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.